Haberin merkezine, Show ana habere hoş geldiniz sayın seyirciler. İki gün boyunca vaka sayısı artınca yürekler ağza geldi ama son veriler biraz olsun rahatlattı. Koronavirüs pozitif tanısı alanların sayısı yeniden 2000'in altına düştü. Bilim kurulu üyesi Mustafa Öztürk hem son tabloyu değerlendirdi hem de AVM'lerin açılışı öncesi dikkat çeken uyarılar yaptı. Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Artışlar öyle çok hani devasa değil. Hafif dalgalanmalar olabilir. Artış yüksek değildi ama endişelendirdi. İki gün boyunca artan vaka sayısı son 24 saatte yeniden inişe geçti. Sağlık Bakanı Koca sonuç almak zor değil. Kanıtladık derken uzmanlar da bir kez daha uyardı. Uyarı olarak alıp normalleşmeye geçişi çok dikkatli yapmamız lazım. Türkiye tam da adım adım normalleşmeye hazırlanırken Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Öztürk'ten gelen o uyarı kritik. Çünkü başta AVM'ler olmak üzere salgın açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Orada saatlerce vakit geçirmeye de bir kere gerek yok. Zorunlu ihtiyacımız neyse, çünkü kapalı ortam, hava akımı yine bir risk ortamı. Dikkat edilmezse, yani eski alışkanlık, işte gidiyoruz, geziyoruz, öylesine bir ürün alacağız, işte 10 ayrı yere bakıyoruz filan. O alışkanlıkla yaparsa işimiz zor. Pazartesiden itibaren AVM'lere gitmek isteyenler için hayati uyarılar yapıyor uzmanlar. Saatlerce durmak bir kere tehlikeli. Maske kullanım süresini geçmemeli. Bilecek birisi kendince böyle bir hesabını yapmalı. Bu maskeyi ben en fazla 3 saat kullanabilirim. Berber ve kuaförlerde de aynı şekilde maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmek şart. Kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte İçişleri Bakanlığı'ndan önemli bir adım daha geldi. 11 Mayıs'tan itibaren kıyafet, oyuncak ve züccaciye de pazar tezgahlarına çıkacak. Ama sosyete pazarları bir süre daha kapalı olacak. Hocam maskeyi kaldır, mesafeyi koruyorum. Evde durdur, yani ihtiyaç bayağı sıkıntılar oldu. Günlerdir evde çok sıkılmışlardı. Rahatlatan açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Pazarlarda giyim, züccaciye, oyuncak, çiçek ve fide gibi malzemelerin satışına yeniden izin verilecek. Bir süredir tezgahlarını açamıyorlardı. Kontrollü sosyal hayatla birlikte onlar da yeniden pazarlardaki yerini almaya başladı. Balkonuma koyacağım. İnsanlar mesafeyi koruduktan sonra zaten bir sıkıntı olmaz yani. Biz 3 lira kazanacağız ya, 2 lira kazanak, 1 lira da onlar kazansın. Yeni pazar genelgesi 11 Mayıs'tan itibaren geçerli. İzin alanlar tezgahını bugünden kurdu. Temizlik malzemesi olduğu için serbest. Eldivenimizi, maskemizi hepsini takıyoruz. Büyükten zor oluyor biraz takmamız. Pazar yerleri için kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılıyor ama tedbir de elden bırakılmıyor. Yine tezgahlar arasındaki mesafeye dikkat edilecek ve esnaf da ağzını burnunu kapatacak şekilde maske takacak. Özellikle mesafeye hijyenik olaylar, ona göre önlemler alıyoruz. Alınan tedbirlere uymamanın cezası var. Bu yüzden ekipler sürekli denetimde olacak. Virüsle mücadelenin ikinci döneminde pazar yerleri için alınan yeni karar şimdilik sosyete pazarlarını kapsamıyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezmek yasak, para cezası var. Bazı vatandaşlar maske bulamıyoruz diye dert yanınca belediye İstiklal Caddesi'nin girişine stand kurup maske dağıttı. Peki işe yaradı mı dersiniz? Birlikte izleyelim. Kalabalık mı İstiklal Caddesi? Yani her zamankinden bayağı bir farklı. Bir senedir ben gelmemişim. Sırf artık can sıkıntısından kendimi atayım böyle, bir tur atayım böyle. Bir senedir gelmiyorum dediniz. Bugünü mü buldunuz efendim? Yani can sıkıntısı. Vatandaşlarımıza maske, dezenfektan veriyoruz. Burası İstanbul'un göbeği, Beyoğlu, Taksim, İstiklal Caddesi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 gün önce paylaştı fotoğrafını. İstiklal Caddesi'nin çok kalabalıktı. Maskesiz dolaşan da çoktu. Ben evden çıktım, bir spor yapayım dedim. Takalım maskemi. Ateşi ölçtürdünüz mü? İstiklal Caddesi'nde ve Taksim Meydanı'nda maskesiz gezmek yasak. O yüzden işler artık daha sıkı tutuluyor. Bu şekilde devam ederse iyi, çok iyi. Gerektiğinde ateşini ölçüyoruz. Bakın İstiklal Caddesi'nin girişinde Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri hem maske dağıtıyor hem de bu caddeye girenlerin ateşini ölçüyor. Teşekkür ederim. Eskisini attık, yenisini aldık. Ateşiniz ölçüldü mü? Ölçüldü, ölçüldü. Kaç çıktı? 35. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezmek yasak. Maske bulamayan vatandaşlara belediyemiz olarak biz tedarik ediyoruz. Bakın caddenin girişinde böyle standlar var. Başlarında zabıta görevlileri duruyor. Bu standın üstünde ateş ölçer var, maske var
ve ikram olarak da dezenfektan var. Efendim maskesiz dolaşmak yasak İstiklal Caddesi'nde. O yüzden değiştiriyorsunuz. Evet, evet. Herkes uysun. Artık yapacak bir şey yok. Nasıl yok efendim? Evinizde durabilirsiniz. Yapacak bir şey var. Yani can sıkıntısı. Var maske ama... Neden takmıyorsunuz? Yasak. Kusura bakma. Benim kusura bakmamla alakası yok. Güvenlik için, sağlık için. Anladım. Pardon. Tekrar hatırlatalım. İstiklal Caddesi'nde ve Taksim Meydanı'nda maskesiz dolaşanlara para cezası var. Bu ceza 1000 liradan başlıyor. 3150 liraya kadar çıkıyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde önlemler alındı. Peki ya İstanbul'un bir başka büyük caddesi, Bağdat Caddesi'nde durum nasıl? Bir de oraya bakalım. Ben de maskesiz çıktım mesela. Şimdi alacaktım evden de unuttum. Çoğunun maskesiz olması bir yana, aralarında yarım metre bile mesafe yoktu. Burası Bağdat Caddesi. Hafta sonu kısıtlamasının acısı çıkarıldı sanki. Cumartesi, pazar zaten evde olacağız. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi maske takma zorunluluğu kararından önce nasılsa, Bağdat Caddesi belki ondan da kalabalıktı. Artık evde oturmaktan sıkıldık, mecburen böyle hava almaya çıkıyoruz. Her birinin de kendine göre bir sebebi vardı. Çiçek alacağım, döneceğim anneme göndermek için. Caddedeki kalabalık tedirginlik yarattı. Koronavirüsle mücadelede ikinci döneme geçilmesi siyasi partilerin de gündemindeydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür gelirken CHP ile İYİ Parti'den sürece ilişkin eleştiri sesleri yükseldi. Salgınla mücadelede ikinci rounda iyi başlamadık. Siyasetin gündemini de belirledi normalleşme süreci. MHP lideri Sağlık Bakanı'na teşekkür ederken CHP ve İYİ Parti cephesinden eleştiriler peş peşe geldi. Alışveriş merkezlerinin açılması kararının bilimsel değil, siyasi olduğunu anladık. Maskenin 1 liradan satışa sunulması geçim derdinde olan vatandaşların bütçesinde ciddi bir harcama kalemi oluşturmaktadır. AVM'lerin açılması, maske satışı, liglerin başlama kararı, CHP'den adımların erken ve siyasi olduğu tepkisi gelirken Bahçeli yazılı açıklamasında başarısız olmamızı isteyenler var dedi. Tedbiri elden bırakmama çağrısı yaptı. Salgından siyasi rant elde etmenin peşinde koşan defolu siyasetçilere itibar hezeyan ve hüsran verici akıbetlere kapı aralayacaktır. Hastalıktan fayda uman, Türkiye'nin çöküşü ve toplumsal infiali için alavere dalavere içinde olanlar sadece avuçlarını yalayacaklardır. CHP sözcüsü Faik Öztürk, futbol liglerinin yeniden başlaması üzerinden de yüklendi hükümete. Sorumluluk federasyondaymış. Türkiye Futbol Federasyonu devlet içinde ayrı bir devlette bizim mi haberimiz yok? Restoran, eğlence mekanları ve kafe sahipleri kendi özgür iradeleriyle işe başlamak isterse ne diyeceksiniz? Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl öğrenciler sınıfta kalmayacak ama veliler ilköğretimde eğer isterse çocuklarına sınıf tekrarı yaptırabilecek. Gelin salgın döneminin sınıf geçme esaslarının detaylarına birlikte bakalım. Sınıfta kalma olmayacak, uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmayacak. Öğrencinin yıl sonu başarısını da birinci dönemde alınan notlar belirleyecek. Öğrencilerimiz... Not ortalamaları kaç olursa olsun yani sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Salgın hastalık nedeniyle eğitime ara verildiği için Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerde değişiklik yaptı. Buna göre ilk dönemde sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan üst sınıfa geçmiş sayılacak. Bu şartı sağlayamayanlarsa sınıflarını sorumlu olarak geçecek. Başarısız olduğu ders sayısına bakılmayacak. Okulların açık olduğu dönemde devamsızlık sınırını aşanlarsa bu haktan faydalanamayacak, sınıf tekrarına kalacak. Sadece ilköğretim okullarını kapsayan önemli bir düzenleme daha yapıldı. Velinin yazılı talepte bulunması halinde öğrencinin otomatikman sınıf geçmesi yerine sınıf tekrarına gitmesi de mümkün olacak. Anneler günü için geri sayım sürerken çiçekçiler yoğun mesaide, ancak o çok özel gün koronavirüsle mücadelenin en kritik dönemine denk gelince akıllarda çiçekten virüs bulaşır mı sorusu da var.
Çiçekten sevgi bulaşır, aşk bulaşır. Virüs neymiş çiçekten ya da? Çiçekten zarar gelmez hiç kimseye. Kimine göre mutlulukla doğrudan bağlantılı, kimine göre ise gerçek anlamı çok derinlerde saklı. En özeli de Anneler Günü'nde olanı. Kendimi Anneler Günü kişi yani. Son zamanların en kötü Anneler Günlerini yaşıyoruz. 2 aydan sonra ilk defa yoğun. İnternet satışları daha ön planda. Bir yıl boyunca bu haftanın gelmesini beklemişlerdi ama herkes gibi onların da tadı kaçtı. Bir yandan da çiçekten virüs bulaşır mı sorusu kafaları karıştırdı. Ama çiçekçileri rahatlatan açıklama uzmanından geldi. Çiçekten bulaştığına dair bir kanıt yok. Bu virüs damlacıkla bulaşıyor. Çiçeği sizin için hazırlayan kişinin o damlacıklarından çiçeğin korunduğundan emin olmanız lazım. Maskeyi yanlış taktı. Niye? Hava almadık. Sabahtan bu yanı maskesiz elinle çalışıyoruz. Tamam taktım abi, buyurun. Riski %50'ye indirdim abi. Çiçekten anneye virüs bulaşmaması için en önemli görev çiçeği hazırlayanda ve teslim edende. Uzmanlara göre çiçek üstüne damlacık teması olmazsa risk de yok. Koklayarak bulaşır mı? Ondan emin değiliz. 1-2 saat koklamamakta yarar var galiba çiçeği. Sürekli elimizi yıkıyoruz sabunla. Anneler Günü'nde çiçekçiler siparişlerini telefondan ve internet üzerinden alacak. Teslimatta da sosyal mesafeye dikkat edilecek. Normalde bizim imzalatmamız gerekiyor sipariş formunu ama imzalatmıyoruz. Sadece isim soy isim alıyoruz. Ne kadar? Yok dışarıdayım. Vurdum duymazlık, sorumsuzluk artık ne derseniz durmuyorlar ve hepimizin sağlığını riske atmaya devam ediyorlar. Kahvehanelere yine polis baskını vardı. Kimi tavlada, kimi okeyde yakalandı. Salgın riski umurlarında bile değildi. Küçücük yerde dip dibe oturup nargile partisi yaptılar. Vurdum duymazlığın böylesi dedirten görüntü Bursa'da kaydedildi. Polis yasağa rağmen açık olan kafeyi bastı. 18 kişiyi nargile çay eşliğinde tavla oynarken yakaladı. Ne maske ne sosyal mesafe hiçbiri yoktu. 18 sorumsuza toplam 56.700 lira ceza kesildi. Onlar nargile tavla partisindeyken bu kıraathanedeki 13 kişi kumar masasındaydı. Baskında yakalanan biri kadın 13 kişi 3.150'şer liradan 40.950 lira cezaya çarptırıldı. Burası ise Kahramanmaraş. Virüs önlemlerinin durduramadığı başkaları da vardı. 6 kişi toplandıkları evde kumar oynarken yakalandı. Onlara da para cezası kesildi. Koronavirüs bitiyor mu yoksa ikinci dalga mı geliyor? Bilim dünyası bunu tartışıyor. Bitiyor diyen de çok, yeniden geliyor diyen de. Virüsün dünyadaki seyrine gelince enfekte olanların sayısı 4 milyona, ölü sayısı 300 bine dayandı. Bitecek mi yoksa yeni bir salgın mı patlak verecek? Koronavirüs bilim dünyasını ikiye böldü. Bazı bilim insanları virüsün etkisini yitireceğini, bazıları ise Eylül'de ikinci dalganın geleceğini söylüyor. Tartışmalar sürerken enfekte olanların sayısı 4 milyona yaklaştı. Hayatını kaybedenlerse 270 bini geçti. Bugüne kadar 1 milyon 350 binin üzerinde kişi tedaviye olumlu yanıt verdi, iyileşti. Toplam ölü sayısı Amerika'da 76.942, Birleşik Krallık'ta 30.615, İtalya'da ise 29.958. Hola hola. Koronavirüs 1723 kişinin öldüğü Rusya'yı ise fena karıştırdı. Son 24 saatte 11.231 yeni vaka ve 88 ölüm bildiren Rusya rekor oranla kayıtlara geçti. Koronavirüslü hastalar yoğun bakım ünitelerinden taşınca Rus doktorlarında sabrı taştı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da da Covid-19 tedbirleri bunalttı. Restoran ve kafe sahipleri kısıtlamaları boş sandalyelerle protesto etti. İsrail'de de halk kısıtlamalardan memnun değil.
İsrail ablukasındaki Gazze şeridinde ise Filistinlilerin İsrail zulmüne bir de koronavirüs eklendi. Ekonomi ve sağlık koşulları daha da kötüleşti. 50 bin kişi işinden oldu. Sırbistan'da 15 Mart'tan beri uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı. Toplu taşıma araçları yeniden çalışmaya başladı. İspanya'da sahillere 9 metrekarelik alanda güneşlenme önlemi getirildi. İskoçya'da da bir baba 2 aylık koronavirüs karantinası yüzünden 4 yaşındaki lösemi hastası kızından ayrıydı. Çalıştığı iş yeri ücretsiz izin verince dünyalar babasına kavuşan küçük kızın oldu. Amerika koronavirüsün sırrını çözmeye çalışırken öldürülen Çinli bilim adamını konuşuyor. Akıllarda da esrarengiz cinayet Çin'in işi mi sorusu var. Yaveri pozitif çıkan Trump'sa tedirgin, Amerikan başkanı her gün test yaptıracağını açıkladı. Çok önemli bir araştırma yapıyordu. Virüsü çözmeye çok yakındı. Ama evinde katledildi. Çinli doktorun ölümü Amerika'yı sarstı. 37 yaşındaki doçent doktor Bing Liu, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyeliğine seçilen ilk Türk bilim kadını olan Profesör Doktor İvet Bahar'ın asistanıydı. Develop and share with you. Genç doktor Amerika ile Çin arasındaki virüs krizini çözecek isimdi ama ne olduysa geçen cumartesi başından vurularak öldürüldü. Katil zanlısı cinayetin ardından kendi yaşamını da sonlandırdı. Çinli doktorun ölümü ardında birçok soru işareti bıraktı. Genç doktoru kim, neden öldürdü? Ölümünde Çin'in parmağı olabilir mi? Yorumları yapıldı. Amerika cinayetin şokundayken Başkan Trump yeni bir karar aldı. Yaverlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kendisi ve başkan yardımcısı Mike Pence'in her gün test yaptıracağını açıkladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği müjdeli haber Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk emekli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini açıkladı. Aylıklar 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatacak. 20 bin gencin çıkmaz sokaktayız isyanıyla devam edelim. Pırıl pırıl 20 bin öğretmenimizin içinde bulunduğu çıkmazı aktarmaya çalışacağız sizlere. Onlar sınavı geçip öğretmen olmaya hak kazandılar. Hatta atamaları da yapıldı ama koronavirüs nedeniyle kararnameleri gönderilemediği için ortada kaldılar. Yani işleri var ama işsizler. Bakın, atanan çoğu öğretmen arkadaşım atanıyorum diye mevcut olan işlerinden ayrıldılar ve şu an gelirsiz kaldılar. Bizler 18 Mart'ta atanan öğretmenler olarak tam anlamıyla bir çıkmaz sokağa itildik. Okullarımız kapalı olduğu için kararnamelerimiz gönderilmiyor. 20 bin öğretmen gelirsiz ve sigortasız duruma düşmüştü. Sınavı kazandılar, öğretmen olarak atandılar ama hala işsizler, gelirleri yok. Çünkü kararnameleri gönderilmedi, göreve bir türlü başlayamadılar. Son yapılan KPSS sınavında beden eğitimi ve spor öğretmenliği alanında Türkiye üçüncüsü oldu. Kararnamelerimizin 15 gün içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi gerekiyordu ve gönderilmedi. Koronavirüs nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara geçici süreyle zorunlu olarak ara verilmiş uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Haliyle 1,5 ay önce atanan öğretmenler de hiçbir okulda göreve başlayamadı. Koronavirüs nedeniyle kararnameleri gönderilemedi ve bu nedenle de atanmalarına rağmen işsiz kaldılar. 18 Mart'ta atanan öğretmenler olarak maddi manevi zorluk yaşıyoruz. Atandığımız haberi verildiği için çalıştığımız iş yerlerinden çıktık ya da çıkarıldık. Şu an maaş da alamıyoruz. 657'ye tabi olduğu için başka bir işte de çalışamıyor. Kimi iki çocuk babası, kimi iki çocuk annesi, kimi eşine bakmakla yükümlü, kimi anne babasına bakmakla yükümlü. Bu arkadaşlarımız uzun süredir işsiz ve sigortası durumda olduğu için büyük bir mağduriyet yaşamaktalardı. Sadece işten ayrılanlar ya da çıkartılanlar değil, atandığı haberini alır almaz görev yapacağı şehirde ev tutan öğretmenler de zor durumda. Ev kiramı ödeyemedim ve arkadaşımla beraber 2 aydan beri
görmüş olduğunuz evde, aynı odada ve bu koltukta yaşıyorum. Şu an ne sosyal güvenceleri var, ne sigortaları var, ne maaşları var. Onların tek istekleri var. Bir an önce kararnamelerinin gönderilmesi ve okullar açılana kadar uzaktan eğitim sistemine dahil olarak orada görevlerini yapmak ve maaşlarını bu sayede alabilmek istiyorlar. Sizlerden rica ediyoruz. Bu mağduriyetimizi en kısa zamanda gidermenizi talep ediyoruz. Yolları açık olsun ama yolları açık olması için önce bu çıkmaz sokaktan çıkarılsınlar inşallah diye umut ediyoruz. İstanbul Esenler'de yol faciası yaşandı dün gece. İnşaat temeli nedeniyle hasar gören yol önce çatladı. Sahur vakti de korkunç bir gürültüyle çöktü. Korku ve panik gece boyu sürdü. Mahalleye girişler yasaklandı. Evler boşaltıldı. Tehlike adım adım geldi. Bu görüntüler o çökmeden sadece 2 saat önce kaydedildi. Ardından koca yol büyük bir gürültüyle çöktü, çığlık sesleri her yerden duyuldu. Büyük bir inşaattan kaynaklandı yani. Bir aydır bir çalışma var. Zaten her gün depremi yaşıyoruz adeta yani, sallantı falan. Bu alanda birkaç aydır inşaat çalışması yapılıyordu. İddiaya göre iş makinesi temeli kazarken binaların zeminine zarar verdi. Hani molaza vurursunuz da demirini ayıklarsınız ya, o işlemi burada yaptılar. Vura vura artık o öbür sokağın borularının içine bile patlatmışlar. Hep su geliyordu oradan buraya. Çatırtı var yani, yıkılacak bina, şunları durdurun, durdurmuyorlar. Kazı çalışması sırasında önlem de alınmayınca facia adım adım yaklaştı. Biliyorduk 3 aydır burayı vura vura kepçelerle yeri oynata oynata biz yerimizde duramıyorduk. Dediler oradan yol çatlamış. Burası Esenler Kemer Mahallesi 945 sokak. Dün gece yarısından itibaren yolda önce çatlaklar meydana geldi. Tabi mahalle sakinleri büyük bir panik yaşadı. İşte o çatlaktan kısa bir süre sonra gördüğünüz yol bir anda çökmeye başladı. Zaten çatlak olan yol herkesin gözü önünde çöktü. Korku, panik kameraya böyle yansıdı. Bina sanki var ya böyle kaldırdı çaktı yeri oğlum. Eşimin çığlığına kalk diye o gümbürtü, sadece bir deprem bir olay olur gibi bir gümbürtüyle. Bakın o çökmenin meydana geldiği yola yaklaşık 100 metrelik bir uzaklıktayız. O çökmeden sonra çevredeki binalarda da hasar meydana geldi. Zabıta ekipleri olay yerine geldi ve bina sakinlerini tahliye etti. Yaşlı insanlar vardı. Ya çoluk çocuk perişan olduk. Bak gördün mü nasıl düşüyor betonlar, benim oradan düşmüş ön tarafı. Evlerini boşaltmak zorunda kalanlar çaresiz yardım bekliyorlar. Kimse yardım etmiyor bize, biz kaldık oğlum. Devletten madem herkese yardım eder bize de etsin, kaldık sokakta. Gece yaşananlar gün ağarınca havadan çekilen bu görüntülerle daha net ortaya çıktı. Olay yerine çıkan bütün ara sokaklar kapatıldı. Kimsenin girişine izin verilmiyor. Sorumlular yani gelsinler, bir bilgi vermiyorlar. Biz kaçtan beri burada kapıda oturuyoruz. Çok korkunç ve çok üzücü bir cinayetin haberini getireceğiz şimdi ekrana. Çok üzücü çünkü bugün İstanbul'da bir adam sırf işini yaptığı için öldürüldü. Aralarında herhalde öncesinde bir tartışma yaşanmış telefonla. Kaç el silah sesi duydunuz? Vallahi ben diyeyim 8, sende 10. Gürültü yapıyorsunuz, komşular şikayetçi diyen güvenlik görevlisine sinirlendi, zavallı adama iki şarjör mermi sıktı. Yığılmış kanlar içinde, yani kalbine, göğsüne, her yerine gelmiş. Ölmesi bizim için büyük yıkım oldu. Çok değerli bir insanı kaybettik. Gürültü cinayetinin adresi Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'ndeki bir site. 58 yaşındaki Halis Polat Çekmeköy'deki bu sitede güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. İddiaya göre dün saat 16 sıralarında site sakinlerinden Kadir Terzi'yi aradı. Komşularından gelen şikayet üzerine onu uyarmak istedi. İşte cinayete varan tartışma da bu şekilde başladı. Kız kardeşim balkondan sadece telefon bağırarak telefon konuşması falan duymuş herhalde. Telefonda tartıştığı güvenlik görevlisini öfkelenen site sakini silahını alıp aşağı indi.
Baktım Halis amcayla tartışıyorlar. O arada zaten hemen ateş etmeye başladı. Kadir Terzi elinde silahıyla evinden çıktı. Danışmanın önüne geldi. Bu cam açıktı. Silahını Halis Polat'a doğrulttu ve bir şarjör mermiyi üzerine boşalttı. Ancak durmadı. Birkaç metre ileriye gitti. Şarjörü tekrar doldurdu ve buraya geldi. Gözü dönmüş Cani güvenlik görevlisine kurşun yağdırmaya devam etti. İkinci şarjör de bitince 7. kattaki evine çıktı. Polisi beklemeye başladı. Namazda abdestli bir abimizdi, yani öyle değerli bir abimizdi, kapı komşumuzdu. Şoktayız şu anda. Hastaneye kaldırılan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Cani site sakini ise gözaltına alındı. Şimdi bu kadının adı Çiğdem Bal. 41 yaşında. Yıllarca şiddet gördüğü eski kocası boşanınca da peşini bırakmadı, pusu kurup vurdu. Şimdi ise denetimli serbestlikte dışarıda. Ölüm korkusuyla hayatı zindana dönen kadın, yarım kalan işini tamamlayamayacağının garantisini bana kim verebilir diyor. Kapı çalıyor, ben kapı çaldığı zaman bile tedirgin oluyorum. Yarım kalan işini tekrardan tamamlamayacağını, bunun garantisini kim verebilir? Kim verebilir? Ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak? Bir tane evladımla yaşıyorum ve korkuyla yaşıyorum. Gözündeki yaş dinmiyor. Psikolojisi alt üst. Onu tabancayla vuran eski kocası denetimli olarak serbest bırakıldı. Elini kolunu sallayarak kesiyor. Bu insan bana vurduğu zaman bu iş burada bitmeyecek dedi. Yani bunu göze alarak bu insanı salmaları benim çok canımı yaktı yani. Çiğdem Bal 2,5 yıl süren evliliği boyunca eşinden şiddet gördü, daha fazla dayanamayıp ayrıldı. Ama eski kocası 5 sene boyunca peşini bırakmadı. En sonunda da bacağından vurdu. Ayağıma basamıyorum, ayağımda his yok. Yani bu adam gelip beni şurada tekrardan vursa hiç kimsenin onu duymayacak. Genç kadın koltuk değneklerine, ağrı kesicilere mahkum hale geldi, işinden oldu. Her şeyimden oldum. Psikolojim bozuldu. Onu bu hale getiren eski kocası ise 1,5 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Kabus dolu günler tekrar başladı. Gündüz bile kapıyı kilitler hale geldik. Hastaneye giderken bile tedirgin oluyorum şu an. En azından bir ceza alırsa şu ağrılarımın, çektiğim acının birazcık hafifleyeceğini düşünüyordum. Çiğdem Bal artık ölüm korkusuyla yaşıyor. Mahkemeden çıkan o karara da isyan ediyor. Cinayete teşebbüsle yargılanacağını düşünürken serbest bırakılması beni çok yıktı. Evimi biliyor, her şeyimi biliyor. İnsan hayatı bu kadar uçlu olmamalı. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Karanlıkta gölge olur mu? Türkiye'de birçok kadın derin bir karanlıkta. Ama gölgesi de takip ediyor. Benim bir türlü içinden çıkamadığım konu şu, biri bu konuda beni aydınlatırsa sevinirim. Adam kadını vuruyor, vurduğu zaman da bu iş burada bitmeyecek diyor. Şimdi böyleleri serbest bırakıldığı zaman yarım bıraktığı işini tamamlaması ihtimali de serbest bırakılmış mı oluyor? Yani o kadının öldürülme ihtimali sokakta elini kolunu sallayarak dolaşıyor mu? Sözde hayırsever sahtekarlar, sayıları her geçen gün artıyor, yardım edeceğiz yalanıyla yaşlılarımızı kandırıp paralarını alıyorlar. Emine teyze de o çetelerden birinin tuzağına düştü. Vicdansızlar zavallı kadının fitre parasını, erzak kartını bile çaldı. Çantadan İstanbul kartı. Onu da alıyor. Yeni kimlik çıkarttım. Onu da alıyorlar. Hadi bakın biz diyorlar, telefon geldi. Sonra uğrarız. Üzüldüm. Ben çok üzüldüm. Ne yapacaksınız ay sonuna kadar? Var mı şimdi paranız? Yok. Param yok. Yardım edeceğiz yalanıyla eve girdiler. Yaşlı çiftin fitre parasını çaldılar. O kadar vicdansızlardı ki belediyenin verdiği erzak kartını bile aldılar. Biz dedi hocayız dedi, okuyoruz dedi. Emine teyze 77 yaşında, geçtiğimiz gün pazara gitti, alışverişini yaptı, evine dönerken 3 kadın yanına geldi. Tam onu kapıda yakaladılar ve senin paraya ihtiyacın var, biz biliyoruz, ihtiyaç sahibisi, sana yardım edeceğiz dedi. Emine teyze de hemen onları evine çağırdı ve beraber eve girdiler. Elimi şöyle bir sıvatladı, sana bunun da param var dedi. Elinde parayı gösteriyor, altına da gösteriyor. Bu parayı da dedi, bilirsin o kadar çoraya koyalım dedi. Eve gelen kadınlar aslında dolandırıcıydı. Bir miktar sahte para gösterdiler ve bunu sana vereceğiz ama sen de param varsa onları çıkar üzerine koyalım ve biz saklayalım dediler. Emine teyze de eteğinin hemen işte içindeki bu içliğin kesesinde bir miktar parası vardı. Parayı gösterdiği esnada dolandırıcı kadınlardan biri onu aldı.
Yaşlı çift fitre için 1000 lira ayırmıştı. Vicdansızlar onu aldı ama gözleri doymadı. Dolandırıcı kadınlar o kadar vicdansız ve acımasızdı ki belediyenin yaşlı çifte verdiği 150 liralık bir erzak kartı vardı. O kartı da aldılar. Mutfaktaki parayı da aldılar ve buradan uzaklaştılar. Şimdi yaşlı çift ay sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünüyor. Evimiz işte kira. Bu bir iki ayakkabı boyuyorduk. Durumlarımız pek. Polis vicdansız dolandırıcıların peşinde. Tok tutuyor protein deposu derken ev karantinasında yumurtaya yüklendik. Özellikle de köy yumurtasına. E tabi talebe göre etiket hikayesi yine işledi. Bakın yumurtanın fiyatı kaça yükseldi. Yumurtalar bayağı iyi satılıyor, evet. Fiyat artışı var. Bir ay önce, bir buçuk ay önce 35 kuruşa 40 kuruşa tanesini alıyordu. Rafadan haşlama ya da yağda pişmiş yüksek protein özelliği nedeniyle zaten kahvaltı sofralarının vazgeçilmeziydi. Besleyici özelliğiyle zaten tercih ediliyordu ama koronavirüs ve Ramazan ayı nedeniyle talep biraz daha arttı. Tabii fırsatçılar da durmadı haliyle. Yumurtanın fiyatına %10 zam getirdi. 35 kuruşa 40 kuruşa tanesini alıyordu. 60 kuruş oldu. Bunlar 50 kuruştu sarılar. Bak tanesi 90 kuruş oldu. Her şeyde olduğu gibi yumurta da artıyor tabii ki maalesef. Bakın burada farklı boyutlarda ve üretim şekillerine göre farklı olan yumurtalar var. Onlarda da fiyat değişikliklerini görebiliyoruz. Bunlar 15 liraydı beyazlar. Sarılar 20 lira. Kolibaşı 2 lirayla 2,5 lira arasında fiyat artışı gözlemleniyor. Beyaz yumurta iri boy 3 numara. Koli olarak 20 liraya satıyorduk. Şu anda 22 lira 50 kuruş. Burası da yine 25 liraydı 27 lira oldu. Burası da 16'ydı, 18 lira oldu. Bu süreçte en çok rağbet de yine köy yumurtasına oldu. Köy yumurtasının da tanesi 1 lirayken şimdi 1 lira 20 kuruşa satılıyor. Hangi yumurtadan alıyorsunuz? Organikten alıyoruz. Neden özellikle köy yumurtası? Diğerleri yapay olduğu için. Az olsun, öz olsun ama bayağı fiyatlar aşmış. Esnafa göre fiyat artışında koronavirüsün payı büyük. 7,5-10'a zam geldi. 7,5'da beyazlara zam geldi. Koronavirüsten bu yana kolisinde 7 lira, 8 lira fark etti. Durgun otomotiv sektöründen iyi bir haber var. İkinci el piyasası hareketlendi. Toplu taşımayı riskli bulanlar normalleşme takviminin açıklanmasının ardından soluğu galerilerde aldı. Peki fiyatlar nasıl görelim? Araç mı bakıyorsunuz? Evet, araç bakıyorum. Telefonlarımız çalmaya başladı. İkinci elde hareket başladı. Durgunluk bitti, piyasa hareketlendi. İkinci el otomobil almak isteyenler soluğu galerilerde aldı. Toplu taşıma araçlarına binemiyoruz. Evet, bak o zaman biraz pahalı gibi geldi bize. Malum pandemi sürecindeyiz. Bu süreçte sağlığımızın yanı sıra ekonomi de büyük ölçüde zarar gördü. Her sektörde olduğu gibi otomotiv sektörü de bu durumdan olumsuz etkilendi. İnsanlarımız büyük sıkıntıda. Dolayısıyla ikinci elde son iki aydır önemli oranda bir düşüş vardı. Ama normalleşme adımlarıyla birlikte o düşüş de sona erecek gibi. Bakın burası Bakırköy'de hem ikinci el araç satışının hem de araçların rutin bakımlarının yapıldığı bir nokta. Burada normalleşme sürecinden önce kuş uçmuyordu ama açıklanan takvim sonrası bir hareketlilik başladı. Çünkü insanlar kendi otomobilleriyle seyahat etmeyi tercih ediyorlar. Toplu taşımalarda risk biraz daha fazla. Şu an büyük bir risk insanlar için. İkinci el araçlara talep çok. Fiyatlarsa yüksek. İki ay öncesine göre epeyce yükseldi. 70 bin liradan başlayıp istediğiniz bütçenize göre çıkabildiğiniz kadar fiyatlar var. En düşük fiyatlar 70 bin liralardan başlıyor 6-7 yaşındaki araçlar için. Fiyatlarda biraz yükselme var ama koronadan dolayı artık mecburen bir araç alacağız. Almayı düşünüyoruz. Yani kesinlikle. İkinci elde fiyatlar model ve markaya göre değişiyor ama görece yeni, hasar kayıtsız bir araç için en az 100 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. 2-3 yaşındaki arabaların, en ucuz arabaların fiyatları 100-120 bin, 150 bin liralar gibi bir rakamlara çıkıyor. Malum ikinci el araç satın almak için haliyle araçla temas halinde oluyorsunuz kontrol amaçlı. Peki buna nasıl bir önlem alındı? Nanoteknolojiyle yapılmış gümüş bazlı bir ürün. Hijyen sağlıyor. Her insanın dokunmasından sonra bu uygulamayı yeniliyoruz. Virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan ancak araçlarının bakım ve muayene zamanı gelen müşteriler de düşünüldü. Hem yaşa takılıp hem de sağlığını korumak için gelemeyenlere vale hizmeti sunduk. Uygun fiyatlarla bunları yapıyoruz. Araçlar evlerden alınıyor. Bakım tamamlanınca da tekrardan evlere bırakılıyor. Servisimize gelen her aracı için mutlaka biz bakteri temizliği yapıyoruz. Aslında bu bakteri temizliği bir ücrete tabi. Ancak biz müşterimize bunu hediye ediyoruz.
İstanbul Arnavutköy kan donduran bir taciz haberiyle sarsıldı. 13 yaşındaki bir kız çocuğu bir araçtaki 3 kişinin tacizine uğradı. Sapıklar çocuğu tam kaçırıyordu ki esnaf yardım çığlığını duyup koştu. Sabah saatlerinde ben ufak çocuk buraya bakkala göndermiştim. 13 yaşındaki o kız çocuğu bakkaldan dönerken iddiaya göre tacize uğradı. Dahası 3 kişi tarafından bir arabaya bindirilmeye çalışıldı. Neyse ki esnaf yetişti. Biz yakaladık, buraya getirdik Suriyelileri. Biz şaka yaptık diyordu. Neresi şaka? Yani böyle bir şey var mı? Kan donduran taciz olayı dün sabah saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde yaşandı. 13 yaşındaki kız çocuğu evinin yakınındaki markete geldi. Bir şeyler aldı, sonra tam da bu caddede yürüyerek evine dönerken hemen yanında içinde 3 kişi bulunan bir araç durdu ve iddiaya göre küçük kızı kolundan çekiştirerek zorla arabaya bindirmeye çalıştılar. Bir otomobile yaklaşmışlar, benim çocuğu kaçırmaya çalışmışlar. Titriyor ya, oruçlu bir çocuk ya. Bunu hani zorla arabaya koyup götürüp ne yapacak yani bu çocuğa? Küçük kız kendini kurtardı, birileri yardıma koşsun diye çığlığı bastı. Duyarsız kalmamız imkansız. Sonuçta bizim de ailemiz var, bizim de anamız bacımız var. Artı 10 yaşında çocuk. Küçük kızın çığlıklarına çevredeki esnaf koştu. Korku içindeki küçük kız beni kaçırmaya kalktılar deyince burada oto yıkamacılık yapan kardeşler araçtaki o 3 kişiyi aşağı indirdi. Bu kulübeye sokup hemen polise haber verdi. Önünü kestik, yakaladık, buraya getirdik, soktuk, burada beklettik. Polis kısa süre sonra oradaydı. Küçük kız beraberinde babasıyla başına gelenleri anlattı. 3 kişi kulübeden çıkarılıp gözaltına alındı. Ne yediği belirsiz insanlar bunlar. İyisi de var, kötüsü de var. Suriye vatandaşı taciz şüphelilerinin işlemleri sürüyor. En yüksek bir şekilde ceza almalarını istiyoruz. Yüce adaletimize güveniyoruz. Görünüşe göre sağlığı yerinde genç bir kadın ama çalışıp alnının teriyle para kazanmak yerine insanları kandırmayı, dolandırmayı seçti. Kucağındaki bez parçalarına bebek süsü verip dilendi. Tamam, aç onu. İçini aç. Bezi aç, bezi aç. Bez parçalarını sardı sarmaladı, sanki kucağında bebek varmış gibi insanların duygularıyla oynadı. Sadece dilenmedi, kandırdı, dolandırdı. Yaptığı rezilliği görmezden gelip kendisini yakalayan polise beni rezil ettin dedi. Rezil ettim beni. Görünüşe göre sağlığı yerinde, çalışması için de hiçbir engel yoktu. Ama o emek vermek yerine Ramazan gününde vatandaşın duygularını sömürmeyi tercih etti. Sahte bebek değil insanları. 401 yazdı, 401 yazdı. Ben ne yapayım ben? Üstelik daha dün aynı şekilde yakalanmıştı. Kucağında bebek varmış gibi Adana sokaklarında dolaştı. Yardımsever insanları böyle aldattı. Abi gördün elin olduğunu. O dolandırıcı ikinci kez yakalandı. Kucağındaki paçavralar alındı. 275 lira da ceza kesildi. İnsanların duygularıyla niye oynuyorsun? Bir şey demeyecek misin? Mübarek Ramazan'da herkes iftarını açarken soyguna çıkan hırsızları getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Akşam ezanından sonra bir iş yerine giren çete 130 kiloluk kasayı 6 kat aşağı indirdi. İçindeki paralarla kayıplara karıştı. Tam iftar saatinde getiriyorlar. Herkes orucu açmaya gidiyor. İftar vakti soygun yaptılar. İçi para dolu 130 kiloluk kasayı 6 kat taşıyıp çaldılar. Adamlar demek ki profesyonel. Adama bu işi biliyor. Dört hırsız, yüzleri maskeliydi. İftar saatinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki işte bu ayakkabı imalathanesine geldiler. Altıncı kata merdivenle çıktıktan sonra buradaki kapıyı levyeyle kırıp içeri girdiler. Arkalarında delil bırakmamak için her şeyi yaptılar. Kolu koyuyorlar kameranın. Kamerayı kapatıyorlar. Bu tarafa hiç girmiyor. Bilen bir kişi geliyor. Burada kameramız yok. İki kişi giriyor buraya. Dört hırsız bu ayakkabı imalathanesine girdikten sonra buradaki ofislerin kapısını tek tek açtı. Sanki elleriyle koymuş gibi tam bu noktadaki kasayı yüklendiler ve buradan sürükleyerek dışarı çıkardılar. İş merkezinin kapısı açık mıydı? Açıktı. O açık. İki alt katta çalışan var. Hırsızlar içi para dolu kasayı iş yerinin dışına çıkardılar. Bulunduğumuz bu yere getirdiler. Ardından asansöre yöneldiler.
Asansörün düğmesine bastılar ancak asansör çalışmıyordu. İşte o hırsızlar tam 130 kilogramlık o kasayı yüklendiler. Merdivenlerden tam 6 kat boyunca aşağı indirdiler. Ve o süre zarfında hiç kimsenin ruhu bile duymadı. Yani 130 kilo civarında bir kasa. Kasanın içinde 77 bin lira nakit para vardı. 40 bin lira senet vardı. Bir tane tapu vardı. İş yok, güç yok, mağduruz. Biliyorsunuz ki korona var her tarafta. Yani çalışamıyoruz. 40 günde çalışmıyorduk. Polis kasa hırsızlarının peşinde. İftara özel tarifler var sırada. Odun ateşinde çıtır çıtır pide tarifleri. Hem de 3 çeşit. İşte iştah kabartan o lezzetler. Bakın etin suyu, sebzelerin suları. Dinlendirme yapıyorsunuz. Hamurunuz lokum gibi olur. Önce kaşar peynirimizi koyuyoruz. Tahin pekmezimizden koyuyoruz. Kuşbaşılı pide. Meşhur Karadeniz yağlaması. Lezzetli mi lezzetli tahinli pide. İftar için, sahur için tariflerimiz var. Bunların hepsini taş fırında, odun ateşinde çıtır çıtır pişireceğiz. Nasıl mı? Şimdi geliyor tarifler. Bir kilo unumuz var, suyumuz var. Ekmeklik un kullanıyorum. Bir havuz açıyoruz, suyunu koyuyoruz. Bir çorba kaşığı kadar tuzumuz var. Mayayı en son koyacağız. Hamurun her zaman için dinlenmesi iyidir. Buzdolabında bir gün bekletiyorum. Böyle bir hamurdan 5 tane pide çıkartabiliriz. Yaş maya, bir kilo hamurdan hazırladığım şeye şu kadarcık fazla maya kullanmayın. Sonra hazmı çok zor olur. Yoğurdunuz yoğurdunuz. Nasıl anlayacaksınız artık yeterli olduğunu, kıvamın doğru olduğunu? İşte yüzeyine bakarak hamurun. Bakın böyle pürüzsüz o meşhur kulak meyvesi kıvamına gelmiş oluyor. Kuşbaşılı pide yapacağız. Dana büftek kullanıyoruz. Süt ve zeytinyağında yatırdım. Bunları böyle ince ince dilimledik. İki dilim biftekten dört pide çıkıyor. Sebze kısımlarının hepsini ince ince doğruyoruz. Şöyle bir karıştırıyorum. Karabiber kullanıyoruz. Hamuru nasıl açacağız peki? Şöyle elimizle biraz şekillendirdik. Uzun bir pide yapacağız. İncelikte şu ayarda kuşbaşılı içimizi oraya yayıyoruz. Şöyle kenarlarını kıvırıyoruz. Şifa sürüyoruz kenarlarına parlak olsun diye. Ne bu tam olarak? Ne var içinde? Un ve su. Sıcak suyla yapılıyor. Evde fırınlarında 12-13 dakika 250 derece yüksek sıcaklıkta pişirecekler. Şimdi ikinci pideye geçiyoruz. Sahurda da yapabilirsiniz. Meşhur o Karadeniz yağlamasından yapacağız. Bu daha biraz daha yumuşak hamurumuz var. Bunu elimizle açacağız. Önce kaşar peynirimizi koyuyoruz. Karadenizimizin tereyağını. Of of of. İşte şimdi doğru fırına gidiyor. Evet. Sırada yumurtamız var. Yumurtanın akını ayırıyoruz. Sadece sarısını kullanıyoruz. Şimdi tahinli pide yapacağız. Karadeniz yağlamasıyla aşağı yukarı hamur olarak aynı zaten. Hazırladığımız tahin pekmezimizden pidemizin içerisine bolcana bir miktar da zeytinyağı var. Buyur. Bol miktarda böyle çekilmiş fındığımız var. Ve bu kenarları da kavrulmuş susam serpiliyoruz. Tariflerimiz inci gibi dizildi. Hepsi hazır. Hepsi de iştah kabartıyor. İftara da az kaldı. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar dileyelim. Afiyet olsun. Sağlık çalışanı olduğunu söyleyen biri bugün maske takmanın zorunlu olduğu İstiklal Caddesi'nde güvenlik görevlileriyle tartıştı. Maske takmadığı için ceza yedi. Bayağı öfkelendi. Ne yapıyorsun delikanlı? Arkadaşım bir saniye. Bırak çık almayın. Görevimi yapıyorum. Bırak onu çık almayın. Maske de bunu çözünmeyin. Ben iyi bir sağlıkçıyım. Sağlıkçıyım dedi ama maske yüzünde değil cebindeydi. Ceza yedi kızdı. Maskeyi yırttı yere attı. Şu anda ceza yazıldı. Yazılsın ne olur. İstiklal Caddesi'nde bekçiler maske kontrolü yapıyordu. Maskesiz gördükleri birini uyardılar, tepkiyle karşılaştılar. Kimliğinizi verir misiniz beyefendi? Kimliğinizi verir misiniz? Çıkartın karakola gitsin. Tamam, alalım. Maske takmadığı için 3150 lira ceza yazılan Yılmaz Engin isimli adam ve yanındaki arkadaşı öfkelendi. Bırak çık almayın. Görevimi yapıyorum. Bırak onu çık almayın. Hemen çabuk yaz. Bekçilere kafa tutan adam mesleğiyle de söyledikleriyle de şaşırttı. Ben hastane müdürüyüm. Cebimde maske. Bu Türkiye Cumhuriyeti şu anda maskelerin maske değil. Sonra da maskeyi yırtıp yoluna devam etti. Bu 1 liralık maskeler bunlar bez. Bildiğimiz bez. Şu anda ceza yazıldı. Yazılsın ne olur.
Boncuk domatesler, küçücük patlıcanlar, minyatür sebze ve meyveler koronavirüs sonrası baş tacı oldu. İlaç ve gübre kullanılmadan yetiştirilen mini yiyeceklere talep patlaması var. Mini marul, bu da büyük 7 kule marul. Mini sebze şu anda 15 çeşit var üretmiş olduğumuz. Küçük mini patlıcanımız, büyük patlıcan. Mini boy marullar, boncuk domatesler, ufak tefek patlıcanlar, havuçlar, hepsi organik, hepsi pazar tezgahlarında gördüklerimizden farklı. Bu şekilde yapmak için bir çaba göstermiyoruz. Çeşit farklılıklarından dolayı bu şekilde. Doğal olduğu için korona günlerinde minyatür sebze meyveye talep 4'e 5'e katlandı. Kendi haline büyümüş olmasından dolayı, ilaç gübre kullanımı olmadığından dolayı talebimiz çok fazlalaştı. Bu büyümez yani. Enginarımız var. Mini kalp enginar, büyük enginar. Minyatür sebze ve meyveler Antalya'nın sıra dışı tarım ürünleri. Mini kabak, mini patlıcan, mini boncuk domates mesela burada görmüş olduğunuz. Küçük körpe olmasından dolayı lezzet farkları çok daha farklıdır. Seralarda yaz kış yetişiyor. Küçük paketlerde satışa hazırlanıyor. Her ürünün küçük minyatür hali var. Boncuk domateslerimiz normal atıştırmalık. Domatesimiz ve bu da büyük domates. En çok talebimiz şu anda korona döneminde yeşil yapraklı ürünler, salatalar ve mini sebzeler. Bu limonun çeşidi farklı. Küçük, kamkuat portakal gibi, bu da limon kuat portakal. Süpermarketlerde ve online olarak satılıyor. Fiyatlarına gelince. Bu paketteki patlıcanlar büyüdüğü zaman 1 kilogram patlıcana gelecek eş değerdedir. Büyük patlıcanın kilogramı 4 ila 5 lira arasında, bu patlıcanın paketi 4 ila 5 lira arasındadır. Koronavirüs herkesin içindeki cevheri ortaya çıkardı. Virüs yüzünden yapamadığımız şeylere ilginç çareler üretmek zorunda kalıyoruz. Seyahat kısıtlaması dolayısıyla başka bir şehirde çalışan nişanlısını göremeyen genç bankacı da onlardan biri. Bakın kilometrelerce ötedeki nişanlısının doğum gününü nasıl kutladı. Sen neler yaptın ya? Geliyor. Tekrar geliyor. Daha önce nişanlımla telefonda konuşurken evde kal yazılı planörün geçtiğini söylemişti. O planör fikrini aklının bir köşesine kazıdı. Doğum gününde fırsatı kaçırmadı. Nişanlısına sürpriz yaptı. 3 tane kalp var arkasında. Planörle doğum günümü kutlamaya karar vermiş. Çok mutlu etti beni. 35 yaşındaki Koray Aykut ve nişanlısı Selma Sarıca, ikisi de bankacı. Damat adayı İstanbul'da, gelin adayı Bursa'da olunca doğum günü partisi koronavirüs engeline takıldı. Nişanlım doğum günümü kutlamak için İstanbul'dan Bursa'ya gelmek istedi. Fakat şehirler arası yasak olduğu için böyle bir imkan olmadı. Koray Aykut da aklındaki planör fikrini devreye soktu. Neler yaptın ya? İyi ki doğdun Selma'm yazılı dev pankartı planörle nişanlısına uçurdu. Nice mutlu senelere. İçinde şeker yok, un yok, yağ yok. Her evde bulunabilecek malzemelerle, kuru meyvelerle hazırlanıyor. Üstelik iftar sofralarında şerbetli tatlıların alternatifi olmaya aday olacak kadar da lezzetli. İşte sağlıklı tatlı tarifleri. Ramazan olduğu için herkes evinde hurma var. Her Ramazan ayında baş tacı şerbetli baklavalar, şerbetli tatlılar. Ama bu tarif benim tatlım daha sağlıklı, şekersiz olsun diyenler için işte 3 baharatlı sütlü hurma tatlısı. Hurmaların çekirdeği çıkarılacak. Peki ama nasıl yapılıyor? İşte tarifi. Önce süt tencereye alınıyor, kaynayınca içine hurmalar ekleniyor. Hurmayı sütle beraber 5-10 dakika kaynattık, ardından çektik ve şu an püre halinde, sütün içinde. Ve bu tatlının olmazsa olmazı o 3 baharat. Onlar da sırasıyla karıştırılıyor süte. Zencefil, tarçın ve muskat dediğimiz tane Hindistan cevizi atıyoruz. Son aşamada içine nişasta ekleniyor. İsteyenler bu kıvamı nişasta koymadan sütü fazla kaynatarak da elde edebilir. Biz buna manda gözü diyoruz. Böyle şu an kıvam oldu. İçinde yağ yok, şeker yok. İşte bakın 3 baharatlı sütlü hurma tatlımız hazır. Son dokunuş olarak da üzerine biraz kavrulmuş kadayıf ekleniyor. Bu tatlı da iftar sofralarına yakışacak türden. Kuru kayısı var,
bir gün önceden ıslatılması lazım ve şişmesi lazım. Adı peynirli kayısı dolması. Peynirimizi önce bir kaba aldık. 3 yemek kaşığı ceviz koyuyoruz. Önce iç harcı hazırlanıyor. Doldurulan kayısılar tek tek tavaya diziliyor. Ocağa alıyoruz. Sütümüzü ekliyoruz. 2 kaşık pekmez atıyoruz sütün içine. Doldurulan kayısılar 5 dakika sütlü şerbetle kaynatılıyor. İçine öğütülmüş kuru dut da ekleniyor. Çıkartıyoruz şimdi. İşte bu da peynirli kayısı dolması. Bunun içerisinde de yine şeker yok. Dut kurusu ve dut pekmeziyle tatlandırılıyor. Tam da iftar sofralarına layık bir lezzet. Hasta küçücük bir çocuk, zorlu tedavi günlerinde tek eğlencesi ara sıra penceresinden görüp merakla izlediği çöp kamyonuydu. Hastaneye yatırıldı. Çöp kamyonunu göremeyince üzüldü. Bakın belediye ekipleri ona nasıl bir sürpriz yaptı. Geliyor. Çöp kamyonu. Çöp kamyonu. Her gün pencerede çöp kamyonunun gelmesini bekliyordu. O kamyonun oyuncağı hediye edilince havalara uçtu. Alabilirsin. Çok sevindi. Ya bir sürü oyuncağını getirdik ama hiçbirinin tarafına baktığı yok açıkçası. Ümraniye'de yaşayan Fethi Ali Pehlivan 2 yaşında. Tip 1 şeker hastası. Bir süredir tedavi görüyor. Evde yaptığı gibi hastanede de pencereden ayrılmıyordu. Şu camdan sürekli çöp kamyon arabası bekliyoruz ama gelmiyor. Fethi'nin mutsuz olduğunu gören hemşire ablaları belediyeye ulaştı. Onun için önce hastane önünde çöp kamyonları turladı. Hey çöp kamyonu! Ey sallam! Ardından el salladığı o kamyonların aynısının oyuncağı geldi odasına. Sırada reklamlar var. Haberin merkezinde Şovana Haber'deydiniz. İyi hafta sonları.